Akşamdan akşama zor geçer. Bilmem bu hasret nasıl biter. Semraya yollar bükülüp gider. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sevgili eşleri Dilek İmamoğlu'yla selamlıyor sizi. Güzelsin var. Bu güzel şehir beni hiç şaşırtmıyor. Hiç şaşırtmıyor. Ben Van'ı İstanbul'da tanıdım. Vanlı dostlarımla tanıdım. O güzel insanlarla sevdim. Uzaktan size hayranlığım vardı. Şimdi içinize geldim. Ne mutlu bana sevgili dostlarım. Ne mutlu bana Vanlılar. Van bu memleketin doğudaki yıldızı. Bu güneş, bu güzel güneş Van'dan ülkemize bir başka doğar. Ama Van'ın bütün talihsizliklerini bir kardeşiniz olarak size söz veriyorum. Milletin ittifakında, sizin ittifakınızda tek tek yeneceğiz. Van'ın sokaklarını gezerken 8-10 yaşındaki çocuklardan liseye giden gençlere, 20'li yaşlardaki delikanlılara, genç kızlara varıncaya kadar geçen geldiğinde sokakta beni çevirip yürekten, içten, kalpten elimi tutup bir şey istemiyoruz Ekrem abi. Biz adalet istiyoruz demelerini hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyorum. Sevgili dostlarım, sevgili dostlarım, güzel insanlar, benim kadim güzel şehrim, tarihin en güzel şehirlerinden biri, dünyanın en güzel denizlerinden birisi burada, en güzel doğalarından biri burada. Ama Van hak ettiği yerde değil. Size söz veriyorum. Sevgili hemşehrilerim, güzel Vanlılar, konuşmamın elbette ki içeriğine geçeceğim ama ben şimdi heyecan duydum. Sizinle bir karşılıklı bir sözleşmemiz lazım. Bir talebim var. Bu talebimi kabul ederseniz elbette mutlu olacağım. Sevgili Vanlılar, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar, bu kardeşinizi, Ekrem İmamoğlu'nu hemşeriniz olarak kabul eder misiniz? Evet. Burada doğmuş bir evladınız gibi, evet, bu vatanın her köşesine olacağı gibi, bu cennet parçası bana çok özenli çalışacağım. Size söz veriyorum. Ben kendimi bugün itibariyle hemşeriniz kabul ettim. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Devlet ve millet. Devlet nedir? Millet nedir? Millet devleti oluşturan unsurdur. Devlet
ile millet arasında hiçbir bariyer olmaz. Biz devletle millet arasındaki bütün bariyerleri kaldıracağız. Nerede bir adaletsizlik varsa adaletsizlikle mücadele etmek benim boynumun borcudur. Çünkü devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde bereket olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde kardeşlik olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde çocuklar yatağa aç girer. Adaletin olmadığı bir yerde milyonlar yoksul bir avuçla varsın olur. O varsınlara ben beşli çeteler diyorum. Beşli çeteler. Sevgili Vanlılar, hiç meraklanmayın. O beşli şeyler, çeteler malı alıp yurt dışına götürdüler. Ben bunu bilmez miyim? Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları. Son kuruşuna kadar. Hiç endişe etmeyin. Sizden alınan, sizden çalınan paraların tamamını alacağım. Bu ülkeye geri getireceğim. En ufak bir endişeniz olmasın. Bu beşli çeteler diyorlar ki, acaba Kılıçdaroğlu'nu ayağına nasıl kaydırırız? Bunu nasıl bir daha aday yaptırmayız? Onların peşindeler. Onlar yandaşlarına güveniyorlar. Onlar paralarına güveniyorlar. Onlar saraylara güveniyorlar. Ben ise sadece ve sadece size güveniyorum. Halka güveniyorum. Milletime güveniyorum. Öğretmen evinde çalışan, öğretmen evinde çalışan emekçiler var. Onlar aylıklarını doğru dürüst alamıyorlar. Onlar memur da değil, onlar taşeron işçisi de değil. Maalesef perişan vaziyetteler ve bunların sayıları Türkiye genelinde 20 bin. O 20 bin kardeşimiz de asla unutmasın. Hepsinin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim. Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağız. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Öğretmenler Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Her okulda öğretmen olacak. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi yapacağız bunu. Başka bir haksızlık, KPSS'de yüksek puan alıp Sözlü'de elenenler var. Beyler beğenmiyorlar Sözlü'de elenenleri. Sözlü sınavı kaldıracağım, kim kazandıysa atamasını yapacağım. Endişe etmeyin. Devlette liyakat ve devlette adalet. Olmazsa olmaz. Efendim senin kimliğine bakıp seni Sözlü'de eleyeceğim. Senin inancına bakıp seni Sözlü'de eleyeceğim. Senin yaşam tarzına bakıp Sözlü'de eleyeceğim. Hiçbir şey olmayacak. Onları da çözeceğim. KYK'ları da çözeceğim. Meraklanmayın. Bu kardeşiniz bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edecek. En ufak bir endişe duymayın. Adalet, adalet ve adalet olacak. Emine Şen Yaşar. Emine Şen Yaşar'a ya 8 savcı değişti. 8 savcı dava açmıyorlar. Korkularından dava açmıyorlar. Gittim. Emine Şen Yaşar'la kucaklaştım. Ondan sonra 8 savcı değişti. 9. savcı davayı açtı. Ama bu kardeşiniz davaların her aşamasını izliyor. Adalet yerine gelinceye kadar. Biliyorum. Yatağa aç giren çocukları biliyorum. Beslenme çantasına anne acaba ne koyacak diye derin derin düşündüğünü de biliyorum. Bütün bunları biliyorum. Annelere de sesleniyorum. Anneler çocuklarınızı okula gönderirken artık beslenme çantası diye bir şey düşünmeyeceksiniz. Çocuğunuz okula gidecek, arkadaşlarıyla beraber suyunu da içecek, sütünü de içecek, yemeğini de yiyecek, evine tok gelecek. Bütün çocuklar Türkiye genelinde okulda beslenecek. Hiç endişe etmeyin. Ayrıca hiç geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelerde kadının banka hesabına
mutlaka en az asgari ücret kadar bir para yatıracağız. Sağ elin verdiğiniz son el görmeyecek. Bir daha ifade ediyorum. Onlar gibi yapmayacağız asla. Kişinin yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz. Sağ elin verdiğiniz son el görmeyecek. Kadın gidecek bankadan, yoksul kadın gidecek bankadan, memur gibi, işçi gibi, emekli gibi aylığını çekecek ve çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Dolayısıyla bütün annelere de sesleniyorum. Meraklanmayın. Sosyal devlet sizin en büyük güvenceniz olacak. En büyük güvenceniz. Ayrıca Van bölge itibariyle Ekrem Başkan da söyledi. Bu bölgenin kilit taşlarından birisidir. Ve bu bölgenin İran'la olan ilişkisi, İranlı turistlerin buraya gelmesi tek başına yetmiyor. Dünyanın her tarafından insanlar bana gelmeli, sadece İranlılar değil. Bana gelmeli, Van'ı görmeli, tarihini görmeli, göllerini görmeli, ovalarını görmeli, yaylalarını görmeli ve en önemlisi güzel insanlarını görmeli, Van kahvaltısını yapabilmeli. Bu yapılacak, göreceksiniz. Bütün bu ovalar, bütün bu ovalar bereketli, bereketli ovalara dönüşecek. Göreceksiniz. Bu bölge özel ekonomi bölgesi olarak ilan edilecek. Hayvancılığı göreceksiniz. Sadece Orta Doğu'yu değil, Kafkasları da besleyecek büyük bir ekonomik potansiyele sahip burası. Bunu yapacağız. Hepsini yapacağız, göreceksiniz. Onlar beşli çetelere hizmet ettiler. Onlar yandaşlara hizmet ettiler. Ben vatandaşlara hizmet edeceğim. Size hizmet edeceğim. Bir şey daha var. Diyorlar ki efendim çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Allah Allah. Çalıyor ama iş yapıyor. Yaptığı iş nasıl çaldığını gösteriyor. Biz öyle yapmayacağız. Asla ve asla çaldırmayacağız ve millete hizmet edeceğiz. Van'dan sesleniyorum. Van'a, Türkiye'ye ve dünyaya sesleniyorum. Kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz. Ben bunu söylüyorum ya, bekliyorum onlar da söylesinler. Kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz diye. Tık yok. Onlar söyleyemiyorlar. Çünkü onların malı nasıl götürdüklerini çok iyi biliyorum. Manhattan'da gideceksin, 35 katlı gökdelen yapacaksın. Amerika'da Muhammed Ali'nin kliğini satın alacaksın. İngiltere'de, Chelsea'de lüks villalarda oturacaksın. Onları satın alacaksın. Tamamını getireceğim, tamamını. Tamamını söke söke alıp getireceğim. Söke söke alıp getireceğim. Efendim, hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek, adaleti sağlayacak. Ekrem Başkan ne diyordu? Her şey. Hiç endişe etmeyin. Cumhurbaşkanı yardımcımız Ekrem İmamoğlu'nun çok sevgili eşleri Dilek İmamoğlu'nu da alacağız oraya. Sevgili Vandılar, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiyor muyuz? Aşık Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Teşekkürler.
Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın, hoşçakalın, çok teşekkürler.